Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Yanlış kapı. Banyo burası. Ya kusura bakma, ben karıştırdım. Sana kaç kere söyledim Behçet şu kapıyı kilitle diye. Yani kısacası elim artık daha güçlü. Bu vicdan azabıyla istediğim her şeyi yaptırabilirim onda. Kapatıyorum. Sen miydin ya? Şey, ben çorbanızı getirdim de. Tamam, koş öyle. Ne bakıyorsun? Ay canım, yardım eder misin? Tabii. Tamam, rahat. Nasılsın Melik? İyi Murat'cığım, çok sağ ol. Ah. Canım çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi çorbamı içince daha iyi olacak. İlaçlar aşağıda unutmuşsun. Teşekkürler. Ya Murat, ben size yük oluyorum, farkındayım. Ama söz veriyorum, iyileşeyim, hemen gideceğim, tamam mı? İyi ki Melek, olur mu öyle şey? Sen iyice dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Sen ne bakıyorsun öyle? Çorbanızı ben içireyim mi, yardım edeyim mi size? Tuvalete de götüreceğim mi? Saçma sapan konuşma, hadi çık dışarı. Kapat şu kapıyı da. Çorbasın bu ya. Kesin Nazlı yaptı bunu ya. Kaç kere söyledim sana dikkat et diye. Ya görseydi? Abi güvenlikten arada ora çıktım. Unutmuşum sonradan da. Yoksa ben dikkat etmez miyim? Yengenin olduğu yerde öyle hata yapar mıyım abi? Şişt, uzatma. Tamam. Yine yanlış kapı. Ben salona gidiyordum. Ben de Behçet'le bir meseleyi konuşuyordum. Aslında karşılaştığınız iyi oldu çünkü Behçet özür dileyecekti. Hanımefendi, o gün talihsiz bir olay yaşanıldı Furkan Bey ile ilgili. O meseleden Levent abimin haberi yok. Ben kendi kendime kalkıştım bu işleri. O yüzden sizden çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Zaten abim de bana çok kızdı. Aşağı inelim. Çok kaybolduk ortadan. Tamam, tamam. Gündüzden beri aklı salınacaktı. Zor uyudu yine. Gel hayatım.
Melek Hanım nasıl? Yani uğrayamadım yanına. Çok sarsılmış. Atlatması biraz zaman alacak. Çok zor. Yani bir insanın birinin karşısında kendini yalnız hissetmesi, çaresiz hissetmesi nedir iyi bilirim. Yalvarırım, öldür beni abi, ne olur götürme, seninle gelemem. Nazlı Hanım, yolun sonu değil mi? Keşke seni daha önceden tanısaydım. O adamın yanına bile yaklaşmasına izin vermezdim. Sen elinden geleni yaptın Murat. Üzülme. Teşekkürler. Bakalım eti beğenecek misiniz? Ben bayıldım. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Harika. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Çünkü eti ben kendim pişirdim. Gerçekten mi? En azından yemeklerin bir tanesini ben kendim pişirmek istedim. Ne kadar marifetlisiniz böyle. Bu arada Furkan da çok güzel yemek yapar. Çok maharetlidir. Bence iyi bir ortak nokta bu. Öyle mi? Ela Hanım çok şanslı o zaman. Evet. Ben çok şanslıyım. Ben de. Bu arada unutuyordum. Bu sizin için. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Evime ilk defa gelen güzel bir hanımefendiye çiçek vermezsem centilmenliğimden şüphe edersiniz. Asıl ben çok teşekkür ederim. Beni evinize çok güzel ağırladınız. Gerçek bir centilmenle karşılaşmayalı çok uzun bir zaman olmuştu. İzninizle. Ela Hanım, bu sizin için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii. Bir de sizi kız arkadaşınızdan dinlemek lazım. Keşke o da burada olsaydı. Programa uymadı maalesef. O zaman sizden dinleyelim hikayenizi. Nasıl tanıştınız kız arkadaşınızla? Anlatayım. Ne oluyor ya? Yürü. Levent, oğlum. Oğlum deme bana, yürü. Sakin ol, ne olursun oğlum. Annemi öldürüp afla kurtulabileceğini mi sandın? Yapma oğlum, sakin ol. Levent. Konuşma. Oğlum deme bana. Yapma oğlum. Yapma. Senin cezanı ben keseceğim. Ne yapıyorsun ya? Baba katilim olacaksın oğlum. Sen benim babam değilsin. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yapma oğlum, ne olursun. Dur, dur. Dur, dur ne olur, sakin ol, dur. Dur, sakin ol, ne olur. Kötü bir zaman geçiriyordum. Çok kötü zamanlardı benim için. Çok acı çekiyordum. Beni çektiğim azaptan o kurtardı. Bir melek gibi hayatıma girip büyük bir yanlıştan döndürdü beni. Onun benim kaderim olduğunu daha gördüğüm ilk an anlamıştım. Onu gördüğümde ruhum aydınlandı benim. Şimdi tek bildiğim bir şey var. Ben onsuz yaşayamam.
Ondan asla vazgeçmem. Niye vazgeçesiniz ki? Anladığım kadarıyla birbirinizi çok seviyorsunuz. Evet. Çok seviyoruz. Kendimizi şans sayalım o zaman Levent. İkimiz için de birer melek düşmüş gökten. Kıymetlerini bilirim. Haklısın. Ben bu meleği çok merak ettim. Bir fotoğrafını gösterir misiniz? Tabii. Telefonumu yeni değiştirdim. Bütün fotoğraflar maalesef diğer telefonda kalmış. Olsun. Başka bir zaman bizzat tanışırız kendisiyle. Tabii. Olur. Hah Gül. Ver onu da makineye koyalım. Al abla şöyle vereyim. İçmemiş. Vallahi beğenmedi herhalde. Ay onu beğensin diye yapmadık ki. Şifa olsun diye yaptık. Şunu da vereyim ablasına. Ver. Hanımefendinin herhalde şifaya ihtiyacı yok. O ne demekmiş? Ya canı istemedi herhalde, bilmiyorum ki. Abla, ya bir şey soracağım. Bu Melek Hanım kim? O ne demekmiş? Melek Hanım işte, ne biçim soru o? Yok hayır, o anlamda demiyorum. Yani niye sürekli burada kalıyor? Hani kendi evi falan yok mu? Gül, uğraştırma beni böyle sorularla. Sana ne? Ya abla bak, hemen bir kızma Allah aşkına ya. Ya ben mesela şeyi merak ediyorum. Niye bunun kendi evi yok? Gül, tepemin tasını attırma. Git yat. Başka işin yok mu senin? Sen ne zaman öğreneceksin başkalarının işlerine karışmamayı? Bakalım, ben çözeceğim de. Nasıl? Her şey çok lezzetliydi. Siz isterseniz geçip keyfinize bakın. Kahveleri ben pişireceğim. Özel bir tekniğim var. Bakalım beğenecek misiniz? Et performansınızdan sonra beğeneceğimizden eminim. Ama önce siz bana bir lavaboyu gösterirseniz memnun olurum. Tabii, buyurun. Buyurun. İyi misin? İyiyim. Daha tam toparlayamadım galiba. Kahvelerimizi içip kalkarız. Tamam. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Teşekkürler. Hadi. Hayatım, niye zahmet ettin? Ben hallederdim. Ne olacak canım, hallediyorum. Peki madem, ben o zaman üstümü değiştireyim. Sesiydi. İmdat!
kardeşim. Canım benim. Kabus mu gördün yoksa? Melekciğim kendine gel. İyi misin aşkım? Melek. Teyze çok kötüydü. O bana saldıranadan buradaydı sanki. Ben onun ellerini hissettim. Ellerini hissettim. Boğazımı sıkıyordu sanki. Ay, ay canım benim. Canım benim, canım. Kabus görmüşsün sen. Tamam geçti. Geçti aşkım benim, geçti. Tut sakinleş. Kimse sana artık dokunamaz. Biz buradayız. Kimse sana bir şey yapamaz. Korkma sen, tamam mı? Melek, burada güvendesin. Ne olur korkma. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Canım, canım benim. Her zaman olacağız biz senin yanında. Hiç merak etme. Her zaman yanındayız. Hani sen işte doktorunun verdiği sakinleştirici ilaçlar vardı. Nerede o? Onlardan iç bir tane istersen. Teşekkür ederim. Al canım benim. Ben sizi de böyle uyandırdım. Kusura bakmayın. Ne olur. Olsun canım. İç şunu hadi. Canım benim. Yanında kalayım mı senin bu gece ben? Ha? Yok yeterim. Sen rahatsızlık verdin. Çok teşekkür ederim. Ha, kendine gel. Şöyle sağ. Derin derin nefes al. Daha iyisin değil mi? Tamam. Yat şöyle. Gel şimdi. Güzel güzel. Tekrar kusura bakma. Ay canım benim. Üstünü de örteyim. Güzel güzel dinlen. Biz buradayız, tamam mı? Ay. Herhangi bir şey istersen ne olur seslen bize, tamam mı? Sakinleştirici veriyorum. Canım bu saatten sonra sizin sakinleştiriciye ihtiyacınız olacak. Çok güzel bir akşamdı. Her şey için teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Aşçılığınız gibi kahve gurmeliniz de tartışmasız mükemmeldi. O kahveden yeniden içmek isterim. Ne zaman isterseniz seve seve yaparım. Ela Hanım, gelmenize çok sevindim. Umarım siz de güzel bir akşam geçirmişsinizdir. Güzeldi, teşekkürler. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi akşamlar. Buyurun. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Murat. Melek Hanım yanında olduğun için çok teşekkür ederim. Başka türlüsü olmaz zaten. Dev, sen niye teşekkür ediyorsun? Ben de bir kadınım Murat. Yani bir kadının halinden anlarım tabii. Melek Hanım'ın durumu yani çok zor. Senin onu anlamına çok sevindim. Ben çok şanslı bir kadınım. Aslında ben şanslıyım. Nasıl ben şanslıyım?
Bilmiyorum ki. Hiçbir şey seninle bir alakası yok diyor. Sonra bir anda bambaşka bir şey anlatmaya başlıyor. Ne anlatıyor mesela? Suzan teyze kız arkadaşına nasıl tanıştınız diye sordu. Anlatmadı, böyle hissettiklerinden falan bahsetti. İşte zor zamanında yanımdaydı, bana hep destek oldu falan dedi. Bizim tanışmamıza benziyor. Seni mi kastediyor yani? Onu da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çünkü bir anda bambaşka bir şey anlatmaya başlıyor ve anlattığı şeyle benim hiçbir alakam yok. Ela belki başka birinden bahsediyordur. Benzer şeyler yaşamıştır. Boşa kendini hırpalıyorsundur yani, o yüzden diyorum. O zaman niye benim odaya girmeme izin vermedi Betül? Çünkü yanlış yere gidiyormuşsun. Ya hayır işte. Anlatamıyorum. Tavrı çok garipti. Anlamıyorsun demek istediğim şey. Zaten sonra adamıyla hemen fısır fısır konuşmaya başladın. Ya görseydi falan diyordu. Canım benim. Öyleyse bile konunun sen olduğu nereden belli? Yani o yüzden diyorum, belki başka biridir diye. Ela. Ela sen beni dinlemiyorsun ki ama. Ya Levent. Ben seni dinliyorum Levent. Bak sen beni dinlemiyorsun. Bizim aramızda senin istediğin gibi bir şey olmaz. Olamaz. Neden Ela, neden? Ya çünkü ben sana arkadaşım olarak yaklaştım. Arkadaşım olarak gördüm seni. Olmaz. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Çünkü ben sana aşığım Ela. Ama bu tek taraflı bir şey. Ama sen denemiyorsun ki. Belki sen de seveceksin. Hayır. Ela, insan hayatta sadece bir kişiyi böyle sevebilir. Ben de seni seviyorum. Bunun hiç mi kıymeti yok? Ya tabii ki kıymeti var. Ama karşılığı yok. Ayrıca çok büyük laflar ediyorsun Levent. Biz seninle daha 2 hafta oldu tanışalım. Bak sen babana zarar verecektin. Ben de buna engel oldum. Senin yerinde bir başkası olsaydı da ben bunu yapardım zaten. Ama benim yerimde kimse yok. Ben varım. Ve ben seni çok seviyorum Ela. Ama sen beni daha tanımıyorsun bile. Tanımak mı? Ben elimde silah, babamın canını alacağım sırada seni ilk gördüğüm andan itibaren seni çok seveceğimi biliyordum. Sen bana tanımaktan bahsediyorsun. Ela. İyi misin? Bak Levent'in nasıl bir adam olduğunu ben sana anlatamam. Hatta belki tanımlayamam da. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Levent takıntılı bir adam. O zaman o odada ne varsa öğrenmen gerekiyor Ela senin. Başka türlü için rahat etmeyecek yoksa. Ya o odada benimle alakalı bir şey varsa? Hatta ortaklığı benim yüzümden yaptıysa? Bunlar emin olursam ne yapacağım? Yok. Eğer öyle bir şey varsa ben burada duramam Betül. Nasıl yani? Ne yapacaksın? Gideceğim. Gitmekten başka bir çarem mi var Allah aşkına ya? Sen söyle. Ben Furkan'a bunu söyleyemem. Bunu anlattığım anda ortaklığı bitirir çocuk. Benim yüzümden düzeni yine alt üst olmuş olur. Yok en iyisi sessiz sedasız gitmek. Ela'cığım şu an bunu düşünme. Levent'ten emin olmak istiyorsan eğer o odaya bir bakarsın. Ondan sonra gerisini düşünürüz. Furkan arıyor. Sen konuş. Uyumamıştın değil mi? Yok uyumadım. Betül'le oturuyorduk. İyi misin? Merak ettim seni. İyiyim. Ne oldu ki? Akşam biraz durgundun. Hala kendime gelemedim falan dedin ama. Yok yok. Ben iyiyim gayet ya. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Yok başka bir şey yok. Sen beni merak etme. Tamam ben bölmeyeyim sizi. Selam söyle. Tamam iyi geceler. İyi geceler. Günaydın. 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 Dur hayatım. Teşekkürler. Ne yaptınız? Torunumu okula gönderdiniz mi? Gönderdik anne. İyice alışıyor artık. Akıllı bu durumu benim. Gerçi bu sefer aklı biraz arkada kaldı. Salınacak için. O kadar olur canım. Sonuçta hayaliydi. Ne yaptınız? Meleğe baktınız mı?
odasına çıktınız mı? Evet efendim. Kahvaltı götürecektik ama istemedi. Dinlenmek istediğini söyledi. Murat'cığım. Murat'cığım, sen Meleğin burada kalmasını istemiyorsun ama... şu aralar onu yalnız bırakmasak iyi olur. Yani iyileşene kadar burada kalsın bence. Gözümüz üzerinde olsun. Tabii ki anne. Burada kalsın. Ben bir Meleğe bakıp geleyim. Murat. Bak benim için böyle bir şey istediğini biliyorum. Ama gerçekten gerek yok. Yani... Melek Hanım'ın bize çok ihtiyacı var şu anda. Tamam. Yalnız... bayağı güzel iş çıkardım ya. Günaydın Melek'ciğim. Günaydın teyzeciğim. Nasılsın? Nasıl olayım ki? Sen çok güzel bir kadınsın. Bu izler senin güzelliğini asla örtemez. Lütfen aynalara küsme sakın. Çok teşekkür ederim Aslı teyze ama... yani ben... Murat'ın beni böyle görmesine dayanamıyorum. Güzel kızım benim. Sen sakın Murat'ı düşünme. Lütfen biraz sabırlı ol. Çünkü yakında bu konu kökünden çözülmüş olacak. Nazlı istese de artık bu konakta kalamayacak. Nasıl olacak ki o? Aklımda bir şey var. Hatta sadece aklımda da değil. O yüzden sen sadece dinlenmene ve iyileşmene bak. Tamam mı canım benim? Ben sizi çok kırdım değil mi? Ve siz de bana o yüzden artık eskisi kadar güvenmiyorsunuz. Eskiden her şeyi paylaşırdınız benimle. Melek'ciğim, bunun güvenmemekle bir ilgisi yok. Bak, Nazlı'dan kurtulduğumuz zaman bana hak vereceksin. O yüzden dediğim gibi, lütfen sen kafanı boşalt. İyileşmeme bak. Güzel güzel dinle, olur mu canım benim? Hı hı. Hadi bakalım. Güzel kızım benim. Tamam, ben hallederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam Melek'ciğim. Bir şey istersen haber ver bana. Tabii. Bir şey istersen haber ver bana. Kraliçem arıyor. Buyurun Hazret. Bu sefer ne istiyorsunuz bakalım benden? Yeni bir planım var. Daha kısa yoldan halledeceğiz her şeyi. Bana bak. Yine öyle psikopat şeyler yapıp kendine zarar vereceksen... Ben hiç yokum ha, ona göre. Baştan söyleyeyim. Yok saçmalama. Öyle bir şey değil. Ama yardımına ihtiyacım var. Gönder gelsin, dinliyorum. Senden bir şey bulmanı istiyorum. Ya bir dakika. Ya kadın sen delirdin mi, manyak mısın? Bu nasıl bir plan? Bu neyin nesi böyle ya? Kafayı mı yedin sen ya? Sen beni sorgulama. İstediğim şeyi bul bana. Emredersin. Başka? Biz bu yola seninle beraber girdik. Sen şu an cayıyor musun yoksa? Ya yok, caydığım falan yok da...
O söylediğin şeyi bulmak öyle kolay değil ki. Kolay mı zannediyorsun sen onu bulmayı? E tamam işte, ben de o yüzden zaten senden istiyorum. Çünkü tanıdığım kadarıyla senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Hadi hadi, sen bence beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Çünkü benim etrafımda yardım isteyebileceğim senin kadar becerikli başka bir adam yok. İyi madem, tamam. Bir bakayım, hallederim herhalde. Herhalde değil. Halledersin. Hallederim. İyi, tamam o zaman. Hadi, olunca haber ver bana. Hadi, çöz. Ayı. Ah. Sana da bay bay. Ulan, zehir gibi kadın ha. Yalnız kadın bu sefer büyük oynuyor. Hadi hayırlısı bakalım. Ela? Ya kusura bakma, böyle habersiz geldim ama. Yo, rica ederim. Şaşırdım ben sadece. Ya şey, ben dün akşam banyoda yüzüğümü unutmuşum da. Benim için de manevi değeri olan bir yüzük, evet. Müsaitsen hemen onu alabilir miyim? Anladım. Furkan'ın hediyesi herhalde. Tabii, geç bak istediğin gibi. Ben salondayım. Banyonun yerini biliyorsun zaten. Aslında geldiğin iyi oldu. Yardıma ihtiyacım vardı. Rica etsem bir bakar mısın? Tamam. Bunu asacağım da düz mü değil mi bilemedim. Ha. Birazcık sağ yap. Birazcık daha. Ha, dur. Oldu. Teşekkür ederim. Ben yüzüğüme bakayım. Tamam. Müsait misin oğlum? Müsaitim anne. Gel sen şöyle geç, geliyorum hemen. Ay yok yok, otur. Kalkma. Nazlı. Yani melek konusunda bayağı anlayışlı davrandı. Olgun davrandı. Evet anne. Ben de çok saygı duyuyorum onun bu davranışına. Farkındayım. O zaman ona küçük bir sürpriz yap bence. Anne, Nazlı böyle şeyler için teşekkür kabul etmez. Ay yok canım, yani teşekkür mahiyetinde değil oğlum. Yani onu mutlu edecek küçük bir şey yap sadece. Anne, beni şaşırtıyorsun. Alış artık bu halime. Nazlı ile senin için ne düşündüğümü biliyorsun artık. Ben ikinizin de mutsuz olmasını istemiyorum oğlum. Onun için Nazlı'ya böyle güzel bir sürpriz hazırlayabilirsin. Hani bütün bu yaşadıklarınıza da iyi gelir bence. Olabilir anne. Ben bir düşüneyim neler yapabileceğimi. Benim aklımda bir şey var. Ne peki? Ay bu çok güzel. Bitki çayı yaptım size, iyi gelir. Ay çok sağ ol Nazlıcığım. Ay sana zahmet. Yavaş. Ay çok sağ ol. Canınızın çektiği başka bir şey var mı? Yok Nazlıcığım, teşekkür ederim. Aslı teyze ve özellikle Murat benimle çok ilgileniyor, sağ olsunlar. Ben uğrarım o zaman yine. Tabii. Afiyet olsun. Azize kesildi başıma ya. Ama sen bekle bakalım. Ben seni ne duruma düşüreceğim Murat'ın gözünde, bekle de gör. İnşallah.
Biz bir çayı getirdim işte. Nasıl? Ne diyorsun bu fikrime? Bence çok güzel bir fikir anne. Nazlı da çok mutlu olacaktır eminim. Bence de anne. İyi hadi ben randevu alıyorum o zaman. Tamam anne. Çok teşekkür ederim. Yani bu desteğin benim için çok önemli biliyorsun. Ben de sizin nikah masasına oturacağınız günü görmek için öyle sabırsızlanıyorum ki oğlum. İki kişilik evet. Akşam yemeği için. Yalnız güzel masa ayırın bize olur mu? Şöyle deniz gören bir yer olsun. Evet misafirim çok özel. O bölümün menüsü ayrı mı? Fiyatlar nasıl peki? Ha yok kalsın o zaman. Siz orta katta bir yer ayarlayın bize olur mu? Yalnız güzel masa olsun. Teşekkürler kolay gelsin. Nedir arkadaş ya? İki kişilik yemek yiyeceğiz. Böbreğimizi satalım. Otur, otur. Lan oğlum, biz nasıl bulacağız lan bu Meret'i? Karamele'ye artistlik yaptım, gider yaptım bulurum diye. Aradım taradım, yok lan hiçbir yerde. Ben de araştırdım abi ama yok. Bulamayız biz onun istediğini. Bir de abi bu kadın manyak mı? Ne yapacak bunu oğlum? Kadın manyak oğlum zaten. Manyak. Kafa kırık. Ramo, oğlum gözümün önünde kendisini bir dövdü. Bir dövdü. Allah'ıma kitabıma böyle bir şey yok. Yani ben şunu anladım. Bu kadının kafasına koyduğunu yapar. Abi bu kadın manyaksa bizim ne işimiz var bununla? Başladık oğlum bir sefer. Girdik. Geri dönüşü yok. Bizde geri vites yok biliyorsun. İlerisi uçurum yalnız ben sana diyeyim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen bırak şimdi onu bunu. Şu bizim Haydar'ın depolara git. Bir gez bakalım. Varsa onda vardır bu Meret. Hangi Haydar bu abi? Lan oğlum kötü Haydar yok mu? O işte. Ha, Nilay ablanın kırığı mı? He o. Git depolarını gez. Çözerse o çözer bu işi. Bana bak. Başka kimseye de bir şey söyleme. Yanarız bak. Abi yarın baksam olur mu? Bugün biraz işim var da. Ne işin var lan? He? Ne işin var lan yine? Önce bu işi çöz. Ondan sonra ne halin varsa gör. Tamam abi. Bakıp ararım seni. Hadi. Hah arıyor. Selam, ben de seni arayacaktım. Yemek rezervasyonu yaptım. Ben de onun için aradım Can. Melek vardı ya arkadaşım. Evet. Saldırıya uğramışım, ziyarete geldim. Can yemeği iptal edelim mi? Onu bırakıp gelemem çünkü. Hadi ya, geçmiş olsun. Tamam, başka zaman gideriz. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Ay, bu elbise güzelmiş ya. Melek. Canım benim. Ne oldu sana? İyi misin? İyi değilim Ayşe ya. Kim saldırdı sana? Ya biri bir süredir rahatsız ediyordu beni. Biri mi rahatsız ediyordu? E kim peki? Yani ne bileyim Ayşe ya. Tanımıyorum ki. Ama biliyorsun böyle şeyler hep geliyor benim başıma. Yani çok güzel bir kadınsın. Seni kaçıracağım falan diyordu. En sonunda kaçırdı manyak. Aa, Allah'ın belasına bak. E kim bu peki? Tanımıyorum ya ne bileyim. Ya sen böyle bir şeyi bana nasıl anlatmazsın Melek şu haline bak. Şikayet ettin mi peki? Ettim ettim. Ay Ayşe ne olur boş ver artık ya. Konuşmak hatırlamak istemiyorum. Şu halime bak ya. Tamam. Benden bir şey istiyor musun? Ne yapayım senin için? Bir şey istemiyorum. Şu çantamı koyayım geliyorum. Sevgilim, ne yapıyorsun?
Sana kahve yapıyordum. Yani çalışmaya ara verirsen beraber içeriz. Hiç zahmet etme. Dışarıda içeriz. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Hadi vakit kaybetme. Hemen mi gideceğiz? Evet. Hadi. Tamam. Nereye gideceğinizi söyleseydim bari. Sürpriz. Efendim? Merhaba. Ela'yı aramıştım. Buyurun. Siz kimsiniz? Benim Furkan. Levent. Şunlara bak. Efendim? İstediğin şeyi buldum. Gerçekten. Ne sandın? Ben bir şeyi hallederim dersem hallederim. Ne yapayım, göndereyim mi konağa? Dur sakın yollama. Ben bir yolunu bulup konaktan çıkacağım. Haber vereceğim sana, tamam mı? İyi tamam. Sen bilirsin. Hadi eyvallah. Kara meleğim benim. Ben deneyeyim. Ne olur Allah'ım, ah ne olur. Sar yaralarımı sevgisiz. Hayat yaşanmaz olur. Levent. Neredesiniz siz? Bendeyiz. Ela banyoda. Merak etme diye ben açtım. Furkan, orada mısın? Ben buradayım da. Ela dün banyoda yüzüğünü unutmuş. Manevi değeri olan bir yüzükmüş. Onu almaya geldi. Anladım. Ben gelip Ela'yı alayım o zaman. Aslında buraya kadar gelmene gerek yok. Ben ofise geçeceğim. Ela'yla biz gelelim, sen de oraya gel. Yakınlardayım zaten, evet. Gelirim birazdan, görüşürüz. Tamam. İkinize sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkürler. Nasıl? Var mı ilginizi çeken bir model? Yani hepsi çok güzel. O yüzden karar veremiyorum. Biraz zamanınızı alıyorum, kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Keyfinize bakın lütfen. Bugün sadece size hizmet ediyoruz. Bize mi? Evet. Beyefendi, moda evimizi sizin için kapattı. Bugün tek misafirimiz sizsiniz. Dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Teşekkürler. Murat, yani bütün moda evini kapatmana gerek yoktu. Daha rahat ederiz diye düşündüm. Vaktimiz de var. Bütün beğendiklerini denersin. Tamam, teşekkürler.
Burada da hiç gözüme çarpmadı. Acaba başka bir köşeye mi düştü? Öyle diyeceğim ama mutlaka bulurduk. Yüzüğü burada değil de başka bir yerde düşürmüş olabilir misin? Galiba başka bir yerde düşürdüm gerçekten. Manevi değeri var demiştim. Umarım bulursun. Umarım. Neyse senin de zamanını aldım, kusura bakma. Bu arada unuttum söylemeyi. Sen banyodayken Furkan aradı. Ben de merak etmesin diye açtım. Nasıl? Ne yaptın? Sakin ol. Yüzüğü unuttuğunu, onu almaya geldiğini söyledim. Ya neden? Sen ne hakla benim telefonumu açıyorsun? Tanımadığım biri olsaydı açmazdım. Furkan'ın aradığını görünce açtım. Merak etmesin diye. Bence gitme istersen. Niye, niye? Çünkü Furkan buraya geliyor. Rahat edeceksen dışarıda bekle. Ben de Furkan geldiği zaman gelirim yanınıza. Bu odayı görmek için geleceksin biliyorum. Beni yakalayamadın Ela. Çünkü seni zannettiğinden çok daha iyi tanıyorum. Bu yüzük artık benim. Bir gün senin parmağına çok daha iyisini takacağım bunu. Nasıl? Muhteşem. Abartıyorsun bence. Bence sen bir aynaya bak istersen. Peki. Hala abarttığımı düşünüyor musun? Biraz. Hayır, abartmıyorum. Çok yakıştı. Murat, sen de hepsini beğeniyorsun. Ben böyle karar veremiyorum ki. O gelinlikten çok senin güzelliğinden hayatım. Teşekkürler. O zaman sıradaki gelinliğe bayılacaksın bence. Muhtemelen. Göreceğiz bakalım. Allah Allah. Ay kusura bakma Melekciğim. Ya bu dernekteki Zerrin var ya, ona bir mail atmam lazım acilen. Tabii. Ay ayrılmadı başımdan bir türlü. Git artık ya. Ne yapacağım ben ya? Bir şey mi dedin hayatım? Ah, yok, kitabı okuyorum ya. Belki öyle sesle okumuşumdur bir an. Tamam. Bu benim başımdayken Rüstem'le nasıl görüşeceğim ben? İstediğin bir şey var mı hayatım? Ay, ya aslında var Asya teyze ama bilmiyorum ki sizden mi istesem? Aa, nedir? Ya ben birkaç gündür kahve içmiyorum ya. Kahve krizim tuttu artık. Aşk olsun, istediğin kahve olsun. Tamam, ben hemen gidip söyleyeyim, hazırlasınlar. Çok teşekkür ederim, zahmet olacak. Rica ederim. Yok, ben gerçekten sınanıyorum. Ben gerçekten sınanıyorum artık. Neredesin Ayşe ya? Alo, canım iyi misin? Ayşe, hiç iyi değilim. Senden bir şey isteyeceğim. Ne olursun şu Asude'yi benim başımdan alır mısın? Dışarı çıkarman lazım onu. Dışarı mı çıkartayım? Niye? Ya hayatım, nefes alamıyorum ya. Kadın beni bırakmıyor iki dakika ya. Ne olursun bak, vallahi delireceğim. Bir bahane bul, çıkar dışarı. Ben kadını nasıl dışarı çıkartayım Melek? Ne diyeyim durduk yere? Ay ne bileyim, sen bulursun bir yolunu. Hadi ne olur. Ay, tuhaf tuhaf şeyler istiyorsun. Tamam, deneyeceğim.
Ay canım arkadaşım benim. Hadi öptüm seni. Acele et ama bak. Ay. Ay. Alo. Efendim Ayşe'cim. Asude Hanım merhaba, rahatsız ediyorum. Sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyordum. Müsaitseniz yüz yüze görüşebilir miyiz? Tabii canım. Konu ne? Yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Olur tabii. O zaman sen konağa gel istersen. Ha? Melek rahatsız olduğu için ben çıkamıyorum çünkü. Konu da zaten Melek'le ilgili. O yüzden dışarıda görüşebilir miyiz? Yani Melek konağa geldiğimi bilmese daha iyi olur. Peki. Madem o kadar önemli bir konu. Tamam, ben çıkarım birazdan. Tamamdır, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canım. Umarım Furkan buradan bunu yanlış anlamaz. Sevgilim. Canım. Neden haber vermedin bana? Birlikte gelirdik. Ya zahmet etmedi ya. Zaten yüzüğümü alıp hemen gidecektim. Sen de boş boşuna geldin buraya kadar. Önemli değil. Hoş geldin ortak. Ne haber Levent? Ne olsun? Geçiyor muyuz ofise? Sen geç. Ben Ela'yı bırakıp geleyim. Tamam. Sevgilim hatta sen de gel. Ofisi görürsün. Hı? Yok ya, ben eve gideyim. Acil işin yoksa gel. Hazır bir aradayken. Evet Ela. İş ortamımızı gör. Çayımızı iç. Bu arada birbirimize isimlerimize hitap ediyoruz değil mi? Hanımları beyleri kaldırdık yani. Öyle değil mi? Çok iyi olmuş. Bence de gerek yoktu. Sevgilim ne yapıyoruz? Geliyor musun? Tamam geleyim o zaman. Hadi o zaman. Hadi. Hazırlıyorlar kahveni. Söyledim. Birazdan getirirler. Çok teşekkür ederim Avsa teyzeciğim. Zahmet oldu size. Rica ederim canım. Ama Melek'ciğim benim biraz dışarı çıkmam lazım. Seni yalnız bıraksam olur mu? Ay hiç problem değil. Tabii ki çıkın, ne olur. Dernekte toplantı varmış. Ama çok geç kalmam, gelirim. Lütfen hiç acele etmeyin Avsa teyzeciğim. Rahat rahat işinize bakın, aklım bende kalmasın. Tamam canım. Sen de iyice dinlen. Eğer canın sıkılırsa da yani ne bileyim salona in, bahçeye çık. Ama çok yorma kendini. Tamam. Tamam o zaman, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen miydin ya? Niye kapıyı çalmadan geliyorsun? Asude Hanım beklediğinizi söyleyince ben kapıyı çalmadan girdim, özür dilerim. Kahvenizi getirdim de. Tamam, geç koy. Bana bak. Ben şimdi birkaç saatliğine dışarı çıkacağım. Tamam mı? Tamam. Ama evdeki herkes beni burada uyuyor zannedecek. Sen de buraya kimseyi almayacaksın. Eğer ki biri sorarsa benim öyle istediğimi söyleyeceksin. Anlaştık mı? Tamam efendim, anladım. Emin misin? Eminim, anladım. Tamam, hadi çık o zaman, yürü. Hadi. Alık ya. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Ben bayıldım çünkü Murat. Vav. Bayıldın mı? Hı hı. Yani bence çok güzel bir model bu. Madem sen de sevdin, o zaman karar veriyorum bu olsun. Çok güzel. Modelleri denedin mi? Başka model bakmama gerek yok. Ben gelinliğimi buldum Murat.
Bence baksaydın gene. Aklın falan kalmasın sonra. Aklım kalmasın. Yani asıl bu gelinlik olmazsa aklım kalır. O kadar sevdin yani. Evet. Sen beğenmedin mi yoksa? Yok. Beğendim. Gerçekten. Tamam. Bunu alalım. Ne? Ya Murat, tabii ki de bu değil. Rahatlayabilirsin, bunu almayacağım. Bir de yakıştı diyorsun. Yakıştı tabii. Senin güzelliğine ne giysen yakışır. Emin misin? Bak yoksa alırım bunu. Tamam. Bizimki arıyor. Efendim babacığım. Annene gelinlik bakmaya geldik. Evet bir tanem, sensiz geldik. Çünkü acil çıkmamız gerekiyordu onun için. Tabii ki sana da gelinlik alırız. Bir tanem bugün anneni alalım. Daha sonra da seninle gelir, sana alırız. Annen? Tabii ki çok güzel oldu annen. Tamam bir tanem. Bir an önce geleceğiz. Biz de seni çok öpüyoruz. Bizim üçüncüme biraz sinirlenmiş. Ama hallettim. Keşke okula uğrayıp onu da alsaydık. Gene geliriz. Ama önce sana gerçek bir gelinlik seçelim. Peki. O zaman ben bu güzel gelinliği çıkartayım. Mantıklı. Biriniz de arayın artık gel çalış diye ya. Kaç kere başvurdum tık yok. Ne yapıyorsun kız sen? He? İş başvurusu yapıyorum Sümbül teyze. İş başvurusu yapıyorsun da hani iş? He? Hani? Bekliyorum işte arasınlar diye. Kız bekliyorsun da benim evde bekliyorsun. Nasıl yani? Sen bana söz vermedin kirayı ödeyeceğim diye. Tık yok. Ne zaman işe gireceksin de ne zaman ödeyeceksin? Haklısın Sümbül teyze. Bir işe girip halledeceğim ben. Uğraşıyorum işte bulabilmek için. Bak Betül. Benim durumum iyi olsa neyse. Ama biliyorsun benim durumum da iyi değil. Biraz acele et de işe gir de şu kirayı öde. Zaten market pazar yerinde durmuyor. Bir şey alsan ertesi gün aynı fiyat değil. Ateş pahası vallahi. Acele et de bir an önce şu kirayı öde. Yoksa vallahi zarardayım senin yüzünden ya. Tamam Sümbül teyze. Dedim ya halledeceğim ben. Hem sen ne iş arıyorsun? Mesleğin ne senin? Sümbül teyze ben aslında bir sürü işte çalıştım biliyor musun? Tezgahtarlık yaptım, garsonluk yaptım, kasiyerlik yaptım. Bir iş çıksa ona sarılacağım artık ama artık çıkmıyor ya. Benim az dışarıda işim vardı, unutmuşum. Gidip halledeyim de gel. Nasıl buldun ofisi? Çok güzel. Bayağı iyi dizayn edilmiş. Senin beğenmen önemli. Ela da için var çünkü. Öyle mi? Bilseydin evin dizaynı konusunda fikir alırdım. Hala da içime sinmiş değil aslında ama. E geliriz bakar bir gün. İsterse tabii. Olur. Sevinirim. Siz oturun. Benim çok acil bir işim var. Hemen geleceğim. Ben de geleyim. Sevgilim sen otur. Yarım saat sürmez zaten. Hemen gelirim. Tamam ama geç kalma. Haber ver. Tamam. Ortak görüşürüz birazdan. Görüşürüz. İstediğin bir şey var mı? Hayır. Ne isteyebilirim ki ben senden? Çay, kahve, soda. Misafirsin sonuçta. Ha, öyle bir şey. Mutfakta her şey. Keyfine bak.
Sizinle apar topar görüşmek istedim. Çünkü Melek için çok endişeleniyorum Mansur Hanım. Bütün bu yaşananlardan dolayı değil mi? Evet. Bir süredir rahatsız edildiğini hiçbirimize anlatmamış. Kendini yalnız hissetti herhalde. Galiba öyle oldu. O kadar uzun zamandır üst üste bir sürü şey yaşadık ki fark edemedik. Doğru tabii. Ama bundan sonra Melek'i yalnız bırakmamalıyız bence. Bırakmayacağım. Melek hep bizimle beraber olacak. Tamam ama sonra? Sonra da bırakmayacağız. Aslında hiçbir zaman bırakmayacağız. Melek hep bizimle beraber olacak. Şu anda Melek dahil bunu kimse bilmiyor. Ama o konak Melek'in evi. Murat'la Nazlı onun o konaktan ayrılacağını zannediyorlar. Öyle zannettikleri için de ben ses çıkarmıyorum şimdilik. Pek anlamadım ama Nazlı ile Murat evlendikten sonra ne olacak peki? Evlenecekler miymiş? Evlenmeyecekler mi? Sence ben böyle bir şeye müsaade eder miyim? Ne yapacaksınız? İşte o işin en eğlenceli kısmı. Zamanı gelince sen de öğreneceksin. Melek konusunda için rahat olsun. O benim kanatlarımın altında. Hep de öyle olacak. Melek Hanım, bak bu işin şakası yok ha. Sen kimin için kullanacaksın bunu? Sana ne? Bak bu adama nalları diktirir öyle kolay bir şey değil. Ayarı kaçırdın mı gitti söyleyeyim sana. Biliyoruz herhalde. Araştırmamızı yaptık. Sen kendi işine bak. Ya tamam da kimin için kullanacaksın? Nazlı için mi? Çok soru soruyorsun. Murat için mi? Kimin için? Lan. Yoksa Zeynep için mi? Bana bak. Çocuğu zehirlemeyeceksin değil mi? Ya sen gerizekalı mısın? Ha? Ya ben bir çocuğa zarar verir miyim? Hem de bununla. Ayrıca sen ne zamandan beri çocukları sever oldun? Ha? Sen bana bak. Bu tam benim istediğim şey değil mi? Tamı tamına. Evet, bulduk işte. İyi o zaman, sorun yok. Bak tamam da tekrar söylüyorum. Dozunu sakın kaçırma, dikkat et. Kendini de yakarsın, beni de yakarsın. Çok konuşma, paranı saysan. Gerek yok Melek Hanım. Birbirimize güvenimiz tam nasıl olsa, öyle değil mi? Rüzgarın yeter be, rüzgarın. Başımız belaya girecekse senin yüzünden girsin. Kara meleğim benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim. Küçük kuzu uyudu. Haydi, uyudu mu? Uyudu. Annemleri bekleyeceğim diye tutturdu ama sonunda uyudu. Kuzum benim. O zaman uyandığında sen verirsin hediyesini. Tamam. Ben çalışma odasında olacağım. Tamam. Bir şey ister misin? Yani çay falan getireyim sana. Yok yok sen yorgunsun. Dinlen. Gül getirir. Kolay gelsin. Taze çayın var mı? Var var. Olmaz mı? Yeni demledim. Gel harikasın. Hadi gel. Çay demlendim bir bakayım ben. Ben baktım abla. Bir 5 dakikası falan var. Hoş geldiniz Cemre Hanım. Hoş buldum. Kolay gelsin. Otur kuzum sen dinlen. Ben de bir Melek Hanım'a bakayım. Çünkü Aslı Hanım sık sık bakın demişti. Abla! Sen dur ben giderim. Çay oluyor ya. Ondan. Ben gideyim bakayım. Allah Allah. Tamam bak bakalım. anlat bakalım. Gerçi küçük kuzu anlattı ama apar topar gelinlik bakmaya gitmişsiniz. Hay abla ben de bilmiyordum ki gelinlik bakacağımızı. Murat sürpriz yaptı. Oh iyi yapmış. Nasıl geçti? Abla çok eğlendik. Yani böyle Murat'ın yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum ben. Yani bir girdik içeri öyle bir zaman geçmiş ki Zeynep aramasa saatten haberimiz olmayacak. Oh çok şükür kuzum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Seçtiniz mi gelinlik?
seçtik abla. Yani Murat'ın beğendiği bir model vardı. Çok yakıştığını söyledi. Ben de onu seçtim. Sen beğenmedin mi? Beğendim abla. Çok beğendim. Yani sadece ben böyle bir şey hayal ederdim. İleride gelin olduğumda kendi gelinliğimi kendim dikerim diye. Ama çok beğendim. Çok güzel bir model seçtim. Küçük kuzu da bütün gün gelinlik gelinlik diye sayıkladı durdu. Hatta ne yapalım biliyor musun? Ben ona gelinlik dikeyim. Dik kuzum, sen dik. Çok mutlu olacak. Ay nasıl yakışır. Nerede kaldı bu kadın ya? Berit bir şey. Ay şimdi ben buradan ayrılsam, ben yokken odaya biri girse, gelince beni azarlayacak. Benim buradan ayrılmamam lazım. Yok yok. Da bu sefer de Hatice peşime takılacak neredesin diye. Ya Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ay! Bir dur benim ya. Ay siz miydiniz? Ne oldu? Kimse sordu mu beni? Ay yok. Ne demek yok ya? Yani kimse sormadı. Zaten Murat Beyler de yeni geldi. Murat gelince beni sormadı mı? Benim haberim yok. Bilmiyorum. İyi tamam çık sen. Bana bak. Kimseye bir şey söylersen seni mahvederim. Tamam efendim. Yürü. Beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Melek'le ilgili için çok rahat artık. Rica ederim, ne demek? Ben de Melek'in böyle onu bu kadar düşünen bir arkadaşı olduğu için gurur duydum açıkçası. Ayşe'cim her zaman bekleriz konuğa. Fırsat buldukça rahat edeceğim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ayşe'cim, ne yaptın? Yoruldun mu Aslı'yı? Şimdi gitti. Sana o kadar teşekkür ederim ki Ayşe. Beni büyük bir dertten kurtardın vallahi. Onu boş ver, önemli değil de bu kadının kafasında bir şeyler var söyleyeyim sana. Ne varmış kafasında? Yani ben Melek için endişeleniyorum falan diye konuştum. O çok rahattı. Murat'la Nazlı'nın evlenmeyeceklerinden o kadar emin ki. Ha canım aynen. Daha önce de emindi. Gördük. Valla bu sefer çok net gibi geldi bana söyleyeyim. Bir planı var ama anlatmıyor. Valla Ayşe o kadar umurumda değil ki. O kadar merak etmiyorum ki yani. Ben bu saatten sonra Aslı'ya güvenir miyim ya? Kendi işimi kendim hallederim ben. Ne yapacaksın? Valla henüz bilmiyorum. Önce bir iyileşeyim de ondan sonra yapacağım bir şeyler. Ama bildiğim tek bir şey var hayatım. Artık tek başımayım. Alo. Ela iyi misin? İyiyim. Levent yanımdaydı. Açamadım telefonu. Sen daha çıkmadın mı o evden? Çıktım ama Furkan'ın ofisine geldim. Anlatırım sonra. Şimdi Levent lavaboya gitti de haber vereyim dedim sana. Anlat hemen hadi. Bu Levent'in evindeki oda var ya. Boştu, hiçbir şey yok içeride. Gerçekten söylediği gibi benimle bir ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Ama genel olarak benimle bir ilgisi yokmuş gibi gerçekten. Bu süper o zaman. Gene de şüphe ediyorum, inanamıyorum tabii ki. Eğer gerçekten söylediği gibi kız arkadaşı varsa o zaman içim rahat edebilir. Benden vazgeçtiğine inanabilirim o zaman. Zaten sevgilisi varsa benlik bir durum yok demektir. İşte o zaman inanırım ona. O zaman içim rahat eder. Benim kapatmam lazım. Sıkıldın mı? Bir şey de içmedin. Furkan geç kalacak herhalde. Benim onu bir aramam lazım. Nasıl istersen. Ben geldim. Beklettim, özür dilerim. Önemli değil. Bu ne? Aç bak.
Ama bu benim kaybettiğim yüzüğün aynısı. Evet. Nereden buldun? Buldum işte. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, çıkayım artık. Gelirken yemek söyledim. Bir şeyler yiyelim mi Elçik? Levent, sen de bize katılırsın değil mi? Olur, olur olur. Ben bir 20 yüzüğümü giyeyim. O kadar tecrübem yok maalesef ama işin temelini biliyorum. Hemen çözerim. Peki anladım, tamam. İyi günler. Kız. Ne yapıyorsun burada he? Ne düşünüyorsun? Hiç. Ah şu Sümbül var ya. Her derde deva valla. Üzülme kız. Sümbül evi buldu, işi de buldu valla. İş mi? Ay, kıyamam. Nasıl da gözlerini açar bakar. Nasıl sevindi yavrucuk. Var ya, hani şu köşedeki market, öz hakkı market mi nedir? Oraya gittim, kasiyer arıyormuş adam. Senden bahsettim, gelsin bugün başlasın işe dedi. Köşedeki market mi? Ne o, beğenmedin mi yoksa? Yok, beğendim. Niye beğenmeyeyim? Ne duruyorsun? Gelsin başlasın dedi ya adam. Gitsene, adam seni bekliyor. Hala bakıyor. Kız adam seni bekliyor. Kalk kalk hadi. Hazırlan da git. Tamam. Hadi tamam hadi. Sakin. İyi valla. İşi buldum. Şimdi artık kirayı öder de ben de rahatlarım. Ay Aslı teyzeciğim, geldiniz mi? Geldim canım, şimdi geldim. Odaya geçmeden seni bir göreyim istedim ama uyandırmadım değil mi? Ay yok yok, hiç önemli değil. Zaten siz gittiğinizden beri uyuyorum, iyi yaptınız. Siz ne yaptınız, nasıl geçti dernekte? Aman işte dernek işleri biliyorsun, hep aynı. Asıl sen nasılsın? Yemeğini yedin mi? İlgilendiler mi seninle? Tembih etmiştim giderken. Hiç merak etmeyin, çok iyi ilgilendiler. Çok sağ olun. Her şey çok güzel olacak. İnan bana. İnanıyorum. Hadi bakalım. Uyu biraz daha. Ay, her şey çok güzel olacak tabii ki ama... artık sana ihtiyacım yok. Sel gider kum kalır. Senin bu evde izin bile kalmayacak. Geç geldi ama değdi bence. Sen de sevdin mi? Çok güzeldi. Bir dahakine sushi yeriz. Sushi mi? Sever misin? Bilmem, hiç yemedim ki. O zaman bir dahakine sushi yiyoruz. Caddede harika sushi yapan bir yer var. Tamam. Ben buraları toparlayayım, sonra da çıkayım artık. Bir kahve içelim. Levent. Sen de içer misin? Sen de kahve içer misin?
Kahve olur, içerim. O zaman içiyoruz. Bugün bütün gününü aldım ama bir kahvelik vaktimiz var diye tahmin ediyorum. Var, tabii ki var. Hem bugün çok güzel bir gün oldu. Bence de. Yemekler senden de ortak, kahveler de benden olsun. İyi, tamam. Vallahi için çok güzel bir liste hazırladım. Bak istersen. Vallahi yurt dışına çıkarsam gitmeyi istediğim tek bir yer var benim. Çok güzel. Neresi? Antarktika. Antarktika mı? Hı hı. Güney Kutbu diyorsun. Evet. Yani sence de balığı için çok uygun bir yer değil mi Murat? Ya. Değil. Ama eğer sen istersen. Bak bu ikinci kez oluyor. Bunun intikamını alırım ona göre. Ama yüzünün halini görmen lazım. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Onun için listemize geri dönelim biz. Peki tamam dönüyorum. Bakalım. Benim gitmeyi ilk istediğim yer İspanya. Çok güzel. Ben de çok severim İspanya'yı. Böyle yıldızlı bir Endülüs köyünün altında ateşin etrafında dans ettiğini düşün. Yani dans etmesek aslında. Ben pek beceremiyorum biliyorsun. Ben sana öğretirim. Hem nasıl olsa düğün dansı için de öğrenmen gerekecek. Bir de o var değil mi? Ya Murat, bu düğün programından dansı çıkarsak mı diyorum ben? Olmaz. Neden? İntikam soğuk yenen bir yemektir çünkü demiştim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Melek'ciğim. Sıkıldın mı odada? Ay. Aslında evet biraz sıkıldım. Bugün de kimse yoktu ya. Öyle bütün gün odada oturunca biraz sıkıldım. Ben de aşağı indim. Rahatsız etmedim değil mi? Haklısın tabii. Bizim de acil çıkmamız gerekmişti. O yüzden yanınıza pek uğrayamadık. Yok canım, önemli değil. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Aslı teyzem bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Bakacağım tabii. Sen benim kızımsın. Ben de seni çok iyi gördüm Melek. Çok sevindim. Teşekkür ederim Murat, sağ ol. Aslı Hanım, ben unutmadan söyleyeyim bu arada. Murat bahsetti, bu moda evinden randevuyu siz ayarlamışsınız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ay çocuklar ya, ben aslında ne söyleyecektim size. Bu iki gündür böyle bir göğüs kafesimde ağrı var sanki. Arada bir yokluyor. Bir de boğazımda böyle yutkunurken bir gariplikler oldu. Anne yeni mi söylüyorsun bunu? Doktora gidiyor o zaman hadi. Ay oğlum Allah aşkına gerek yok. Nereden biliyorsun anne? Ay biliyorum oğlum, bilmez miyim? Allah aşkına üşütmüşümdür ben. Ne bileyim rüzgarda kalmışımdır filan. Şey yapalım isterseniz, benim annemin yaptığı bir karışım vardı. Ben ondan hazırlayayım size. Yani toparlarsanız üşütmeye çok iyi gelir. Olur.
Anne gerçekten üşütme oldun emin misin? Ay eminim oğlum. Allah Allah. Kendimi riske etmem bu saatten sonra. Merak etme sen. Tamam. O zaman ben sana yardım edeyim. Tamam hadi hazırlayalım. Müsaadenizle. Aslı teyze. Ay aşk olsun Melek. Böyle çocuk gibi küsüp gidecek misin Allah aşkına? Ne yapayım Aslı teyze? Siz bana söyleyin ben daha ne yapayım? Sen bana güven. Kimin ne dediğine de bakma. Sen benim kızımsın. Senin kötü olduğunu görünce böyle bir hastalık filan uyduruverdim işte. Göğüs kafesin filan. Bak şimdi senin yüzünden o kızın hazırladığı bu şeyi içmek zorunda kalacağım. Neymiş? Karışımmış. Ay çok sevimsiz. Bak bakayım ona. Az solistler sahneye çıkmadan ışıklar sönmezmiş. Bunu sakın unutma. Ben sahneye çıkana kadar sabırlı ol, tamam mı? Tamam. Tamam, ben size güveniyorum zaten. Ama ben gerçekten biraz dinlensem iyi olacak. Böyle aşağı inince kendimi yorgun hissettim. Tamam, güzel kızım. Hadi sen git dinlen. Ben birazdan yanına geleceğim. Tamam. Bu arada öyle ne yediği belirsiz şeyler de yemeyin. Ne olur ne olmaz. Yıkılmadım. Öyle değil. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bir de yalan söylüyorsun. Kendi kendine mi oldu? Ya Murat, yardım edeceğim diye geldim bir de. Ya etmiyor muyum? Bak kırılırım ama. E al işte, burada yap karışımı. Olur, ver. Evet, işte bunu ben kırdım. Olsun. Sen kırılma. Geriye kalan her şey kırılabilir. Kahveleri de iyi yapıyorsun ortak. Bravo. Dün akşamki de iyiydi. E işte yapa yapa öğrendik. Siz de kahveleri yemekleri sen yapıyorsun belli. Biz de? Kız arkadaşın da sen. Ha yok. O da yapıyor, ben de yapıyorum. İkimiz de yapıyoruz yani. Güzel. Kız arkadaşını çok merak ediyorum. Keşke tanışsak. Tanışmak istiyor musun gerçekten? Evet istiyorum. Evet tanışalım. Artık vakti geldi. Bunu siz istediniz.